yine cam kenarındayım. Merhaba. Ben Mert Aslan. Bu sefer yurt odamdan değil bir otel odasından videoyu açıyorum ve yanımda Mert var. Ben Mert Aslan. Mina var. Bir önceki videoyu izlediyseniz eğer dün Roma'da İtalya'daydık ve bugün Barcelona İspanya'ya geçtik. Uçakta falan bazı görüntüler çektim, bundan önce onları koyarım. Otelimize geldik, dinlendik, duş aldık, uyuduk. Şimdi Barcelona için hazırız. Otelimize yerleşmeden önce otelimizi çektim derli topluyken, onu size göstereyim. Hemen size odamızı gezdirmeye başlıyorum. Burası odamızın girişi. Küçük, samimi ve temiz bir odamız var. Burada bir tane yatak, burada bir tane yatak ve burada da bir tane yatak var. Sadece bu kadar. Buraya çantalarımızı koyduk. Burası da dolabımız. Kıyafetlerimin olduğu dolap. Şurada bir klimamız var. Ve burada da sokağa açılan bir penceremiz var. Odamız bu kadar. Fiyatını da şuraya yazarım. Burası da otelin lavabosu, tuvaleti, banyosu. Şurada da sanırım duşlar var. Burası da otelimizin mutfağı. Burada iki tane küçük buzdolabı var. Mikrodalgası var. Küçük böyle bir mutfak. Şimdi yakınlarda bir Lidl varmış. Lidl'a gidiyoruz. Sonra katedrale gidiyoruz. Sonra gün batımını izlemeye sahile gideceğiz. Bugün çok yorgunuz çünkü nedenini bilmiyorsanız bundan önceki vlogu izleyin. Dün gece neler yaşadık, nerelerde kaldık, nerede sabahladık. O zaman anlayacaksınız neden yorgun olduğumuzu. O videoyu izlemediyseniz önce o videoyu izleyin. Sonra bu videoya başlayalım. Bu arada İspanya'ya girerken PCR testi istenmiyor. Bizden istenmedi. Ama Passenger Locator Form diye bir şey var. Onu doldurmanız gerekiyor. O zaman videoya geçelim. Hazırlandık ve çıkıyoruz. Şimdi İspanya Barcelona'daki Lidl'a giriyoruz ve market fiyatlarına hep birlikte bakalım. Hamur işlerini görüyoruz. Danıtlar var. 59 cent. Kruvasan 39 cent. Yine yukarıda başka bir kruvasan var. 13 cent. Evet Mert Bey, ne alıyorsunuz? Berlin'in şokoladı. Şöyle kocaman bir ekmek. Upuzun. Sığmıyor kameraya. 33 cent. Çilekli bir çikolata buldum. 99 cent. Bunu alacağım. Ve alkol fiyatları da altlarında yazdığı gibi. Burada da biralar var. 38, 42, 99 cent. Bir tane şöyle saç spreyi alıyoruz çünkü uçağa saç spreyi almadıkları için yanımızda getiremedik. Bunun da tane fiyatı 1.45 euro. Şurada 5 litrelik bir şişe var su. Bu da 46 centmiş. Aldıklarımız bunlar. Acil ihtiyaçlar. Cips gibi. Saç spreyi, cips. Bunlar hep acil ihtiyaç. Aldıklarımız 5 euro tuttu. Biz şimdi marketten çıktık. Acil ihtiyaçlarımızı aldık. Gün batımını izlemeye gideceğiz sahile. Bu arada hava çok güzel. Önümü kapattığıma bakmayın. Altımda tişört var. Uzun zamandır Polonya'dan sonra böyle sıcak bir hava görememiştim. Roma daha sıcaktı sanki. Çünkü güneşliydi. Güneş vurdukça ısıtıyordu. Kırmızı ışık. Bu sırada gideceğimiz yerlere hazırlıyoruz. Şu an ilk kez yerim, güzel yani. Daha gezmeden nice. Dün Roma beni o kadar büyüledi ki, Roma çok güzeldi. Barcelona'da şu anda bir alameti farikasını göremedim. Diğer Avrupa şehirleri gibi. Otobüsümüzden indik. Neredeyiz? Katalunya meydanındayız. Şehrin başlangıç noktası olarak görünüyor. Burası böyle bir lüks markaların olduğu caddelerden bir tanesi. Zaten her Avrupa şehrinde bir tane bunlardan var. Otobüs bize ezecek. Ve çok kalabalık. Şuradaki Türk bayrağı. Türk bayrağı. Yaşasın ırkımız, çene bedel kırkımız. Köpüşe bakın. Merhaba. Ne yapıyorsun? Cadde üzerinde Barcelona Official Store bulduk. Buraya giriyoruz. Burada mesela fiyatları göstereyim. 45 euro. Şöyle bir şey 5 euro. Bandana 18 euro. Burada 95 euro. Hemen Casabatlı'yı bulduk ve buraya geldik. Burası da Barcelona'nın en ünlü yapılarından bir tanesi. Estoy bu
Bu o kadar ilgimizi çekti ki sokaklarda çok fazla Getir reklamı var ve sürekli etrafta motosikletliler ve bisikletliler Getir kuryesi olarak çalışıyor. Türkiye'deki kadar yaygın. Bildiğiniz gibi Barcelona yukarıdan bakıldığında mimarisiyle ünlü ve biz şunu fark ettik. Hiçbir bina şöyle bir köşesi yok. Tüm binalar böyle geliyor. Buna da baktığımızda aynı şekil. Buna da baktığımızda aynı şekil. Arkamdaki binaya baktığımızda da aynı şekil. Hello! O yüzden kuş bakışıyla bakıldığında yukarıdan çok çok simetrik duruyor ve bu mimariyi yapmak gerçekten çok zor bir iş. Ve yine... Bakın yine binalar sivri köşeli değil. Bu da aynı şekilde. Köpek sus. Ve İspanya'nın en göz kamaştıran kilisesindeyiz. Anlatmaz. Burası 1883 yılında Antoni Gaudi tarafından devralınıp yapımına başlanıyor. Ancak tamamlanamıyor çünkü 1926 senesinde Antoni Gaudi bir tramvay kazasında hayatını kaybediyor. Günümüzde hala bunun inşaatı devam etmektedir. Çünkü Antoni Gaudi'nin bu mimari tasarımını hala çözülemediği söyleniyor. Teşekkürler. Hadi bunu da koyayım. Koyacağım bunu. Hadi yallah. Arkamızda bıraktık. Hatta şurada bayağı bir oturduk, seyrettik, fotoğraf çekindik. Biraz tadını çıkardık. Hava da bayağı karardı. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Yemek yemek için burayı seçtik. Tapas yiyeceğiz. Bir de bundan yiyoruz. Aynı zamanda marinanın kenarındayız. Hello! Orada da yiyebiliriz. Ama içeride yemeği tercih ettiler sanırım. Çok şık görünüyorsunuz. Gerçekten. Evet. Fiyatlar da şu şekilde. Siparişimiz geldi. Çok büyük, elimden anlayabiliyorsunuzdur büyük olduğunu. Bir de şöyle küçük bir şey sipariş ettik. Tapas. Tapas ismi. Şimdi bunları deneyeceğiz ve... Sangria, meyve kokteyli. Meyve kokteyli ve manzaramız mükemmel. Tatlarını test ediyoruz. Öyle mi? Yan tatlı. Ben tapası çok beğendim. 10 üzerinden puanım. Birazdan sıcak olsa 10 olurdu. Bunun da pilavı güzeldi. İçerisine deniz mahsulleri koymuşlar. Sen bunun tarifini anlatabilir misin bize? İçinde midye var, kalamar var. Bir tane bir şey var, ne olduğunu tam çözemedim. Şu. Sen şeye benziyorsun, ciğer. Ya bir tür et ama... Gerçekten benziyor. Ciğer var içinde. Baharatlar var. Karını doyurur mu bilmiyorum ama yüz güldürür. Aldıklarımız toplam 31 euro 40 sent tuttu. Şimdi hesabımızı ödeyeceğiz. Yemeklerimizi yedik, karnımızı doyurduk. Ve oturacak bir yer arıyoruz. Hani kafe olsun, bar tarzı olsun. Her yer kapalı. Saat daha 10.30 falan. Şu anda öyle bir turluyoruz. Şu an hiç turist gibi hissetmiyorum. Aynen, az önce restorandaki garsonlara İspanyolca iyi akşamlar dedi. Neydi? Unuttu onu da. Sonra diyor ki hiç turist gibi hissetmiyorum. Tamam, İspanyolsun sen. Sadece gracias demişimdir. Yine bir otobüsün üzerinde Getir reklamı vardı. Milli duygularım kabarıyor. Şimdi gidecek bir yer bulamadığımız için hostelimize geldik. Ben demiştim otelde bir tek biz kalıyoruz diye. Gerçekten sıcacık. Biz şimdi otel odamızdayız. Geldik, kola cips partisi yaptık. Ve sabah erken uyanacağımız için erkenden yatacağız. Birinci günümüz çok dolu dolu geçmedi. Yarın daha farklı şeyler yapacağız. O zaman yarın görüşürüz.
Günaydın. Biz hazırlandık. Üzerimizdekileri değiştirdik. Duşumuzu aldık. Enerjimizi depoladık. Ve Barcelona'nın ikinci gününe hazırız. Bugün yine gezmeye, yemeye ve alışverişe devam ediyoruz. O zaman ikinci gün başlasın. Otelden çıktık ve Barcelona'nın stadı Camp Nou'ya gidiyoruz. İçeri girişse çok pahalı değil de bunlarla girelim. İçeriye giriş 10-15 euro falansa girmeyi planlıyoruz. Her yeri gezdiriyorlarmış. Stadın içini, dışını, işte soyunma odaları olsun, saha da dahil. Buradan yaklaşık 2-3 kilometre uzaklıkta. Stada geldik. Çok heyecanlıyım abi. İndik. Şu anda inanabiliyor musun burada olduğuna? Hayır, gerçekten şaka gibi geliyor. Bazen böyle o kadar alışıyoruz ki bir yerlerde olmaya. İspanya olsun, İtalya olsun, işte başka ülkeler olsun falan. O an orada olduğumuzun bazen farkına varıyoruz. Diyorum ki inanabiliyor musunuz? Şu anda Roma'dayız, şu anda Milano'dayız. Şu anda evet, şu anda Viyana'dayız falan diyorum. Sonra böyle bir aydınlanıyoruz. Aa, gerçekten oradayız diye. Ve şu anda Camp Nou'nun önündeyiz. Şu girişte bir abimiz bilet satıyor. Bilet 26 euro. 26 çok. Bu video yayınlandığında kur ne olur bilmiyorum ama şu anda 26 euro 450-500 lira. Çok abartmış olabilirim. Belki 400 lira falandır. Biraz daha yaklaştık stada. Hollandalı Johan Cruyff. Zamanın burada ter dökmüş meşhur isimlerinden birisi. En meşhur yani. Geldik, buraları biraz dolaştık. Gönül isterdi ki içeri girmek. Bir de buradan selam göndermek istiyorum elimdeki mikrofon. Ankara'dan bizi izleyen Ercan Gül'e, İzmir'den bizi izleyen Emin Kirazdibi'ne, Barcelona'dan, Camp Nou'dan selam gönderiyorum. Formayı bulduk. Çok güzel. Ve deneyebilirsiniz dediği için deneyeceğiz. Let's go. Formalarımızı denedik. Çok yakıştı bence bize. Aynen, bence çok iyi yani. Çok güzel gerçekten. Bayıldım. Şimdi değiştirelim. Aldığımız gibi yerine bırakalım. Yani magnetçi bulduk. Magnetler çok büyük, çok kaliteli ve tanesi 1 euro. 6 tane alırsak da 5 euro. 6 tane seçmeyi planlıyorum. Burada da var çeşitleri. Hem arkadaşlarım için hem kendim için hediye götüreceğim Türkiye'ye. Bir sürü magnet seçtik. 9 tane falan aldık. Anahtarlık aldık, magnet aldık. Bir sürü. Ve hepsine 8 euro ödedik. Bir poşet magnet aldık. Ama çok karlı aldık. Bence en ucuz magneti Barcelona'dan aldık. Ve magnetler çok kaliteli. Kocaman falan. Şimdi otobüsten indik. Ve Mina bir kafede oturuyormuş. Onun yanına gideceğiz. Ama öncesinde şöyle çok güzel bir yol bulduk. Mina ile buluştuk. Mina neler almış neler. Göster bize ne aldın. Bunu nasıl götüreceksin Türkiye'ye? Buranın ünlü bir markası var. Desigualli. Erasmus hibesini buraya bırakmış. Yo. Ama şu çantalara bayıldım. Bunları 3 euroya almış bunu. Çok güzel. Geldiğimiz kafe tam olarak Santa Maria del Mar Katedrali'nin önünde. Ve bu sokak çok güzel. Şöyle ayağa kalkıp göstereyim. Thank you very much. Bir tane yeah. Bir tane böyle çanta aldım. Ve Defne'cime şöyle bir şapka aldım. Üzerinde Barcelona yazıyor. Ona çok yakışır. Çok güzel rengi. Yazın plajda falan koyulmuş. Ve meşhur Barcelona Katedrali'ndeyiz. Cuando y donde tú siempre me responde. Şimdi bir kafeye geldik. Burada bir şeyler yiyeceğiz. Kafe de çok güzel bu arada, yol kenarında. Menüde fiyatlar da bu şekilde. Buranın ünlü tatlısı. Bundan denemek istiyoruz. İspanyol omleti denemek istiyoruz. Tatlımız geldi ve İspanyol omletimiz geldi. Thank you. Very
Buralar. Bu. Mina'nın ablası Doğa ablaya buradan selam olsun. Bize bunları önerdi ve bu mekanı önerdi. İspanyol omletini deniyorum. Güzel. Ben İspanyol omletine bayıldım ve şimdi tatlımızı deniyoruz. Churros. Then I have like something like hummus. Türkiye'de Kadıköy merkezinde aynısı yapılıyor. Çok güzel. Hesabımız geldi ve aldıklarımız toplamda 12 euro 15 sent tuttu. Az önce otobüse bindik bir yere gelmek için. Ama otobüs çok kalabalıktı. Arka kapıdan bindik. Biletler de ön kapıdan basılıyormuş. İspanyol teyzeler bizim gözümüzün içine baka baka bizi yediler. Bilet basmıyorsunuz diye. En sonunda İspanyolca bir şeyler söylediler. Hatta bir tanesi kalktı yerinden şoförün yanına gidiyor bizi şikayet etmeye. Sonra atladık otobüsten. Bir de İspanyolca konuşmaya devam ediyor. Anlamıyoruz. Teyzenin emekli maaşından kestiler. Evet, sanki teyzeye ne olduysa anlamadım onu. Spanish teyzelerin istilasına uğradık. Saat şu anda 5.30, 6-6.30'a doğru burada gün batımı olacak ve biz de o yüzden sahile doğru ilerliyoruz. Sahil özlemimizi gidereceğiz, gün batımını izleyeceğiz. İnşallah batıdayızdır ve batımını görebiliriz. Bir şey deneyeceğiz şimdi. İspanya'ya özgü bir yiyecekmiş, belki de bir abur cuburdur bilmiyoruz. Denerken göstereceğim. Pankek gibi. İçinde çikolata var. Az önce Barcelona'nın bug'ını bulduk. Şimdi Barcelona'da otobüslere binerken ya kendi otobüs kartınız olması gerekiyor ya da kredi kartınız olması gerekiyor ödeme yapmak için. Kredi kartı olan kısmı biz kendi kredi kartımızı bastık. 14 kuruş çekmiş. 0.14 kuruş. Mert'le ben Vakıfbank kartımızı bastık. Onay verdi ve kartımızda para yok. Şoföre sorduk. Is it okay dedik. Okay dedi ve teşekkür etti bize. Bindik otobüse. Yani Barcelona'ya gelirseniz böyle bir şey yapabilirsiniz. Çok güzel öneri. Bak bunu kim... Bak, bu öneriyi kimse yapmaz. Bu öneriyi kimse yapmaz, ben yapıyorum. O yüzden abone olun. Şimdi otelden eşyalarımızı aldık ve tekrar otobüse bineceğiz. Vakıfbank kartımızla. Mina TEP Bankası ile deneyecek, Mert Vakıfbank ile deneyecek. Sonra hesaplarımızı göstereceğiz. Yok yok. Bak çekmemiş. Sen bak. 0.15'ti. 15 kuruş çekiyor. Merhaba. Merhaba. Hola. Bu da Mert. Saat şu anda 11 ve biz Burger King'deyiz. Bundan önce Starbucks'ta oturduk bayağı bir. Bir şeyler yiyeceğiz. Sonra da otobüse binip havalimanına geçeceğiz. Siparişimizi verdik ve buradan içeceğimizi sınırsız bir şekilde alabiliyoruz. Ve burada çok değişik kolalar var. Frambuazlı var, vanilyalı var. Frambuazlıyı seçtim ve dolduruyorum. Hamburgerlerimizi yedik. Şimdi içecek sınırsız olduğu için oradaki bütün içecekleri deniyoruz sırayla. Şimdi portakallı kolaya geçtik. Az önceki frambuazlıyı daha çok beğenmiştim. Fanta'nın da değişik çeşitleri var. Hepsini tek tek deneyeceğiz. Saat 2'ye kadar vaktimiz var. 2'de kapanıyormuş burası. Havalimanındayız. Sabah uçağımız var. Geldik burada biraz uyumayı planlıyoruz. Sabah da uçakla Krakow'a gidiyoruz. Ne anlatacağımı bilmiyorum ama kamerayı açtım. Katowice köyümüze gidiyoruz. Bugün günlerden cumartesi ve haftaya pazar. Biz artık Türkiye'ye dönüyoruz. Arkadaşlar.
Günaydın, sabah oldu. Krakow'a indik. İner inmez Polonya'nın soğuğu ve rüzgarı direkt suratımıza çarptı. Ve yurt odamdayım. Bugün Barcelona'dan döndük. Şu ana kadar yaptığım en uzun uçak yolculuğuydu sanırım. İspanya'dan Polonya'ya 3 saatte uçtuk. Barcelona gezisi benim için çok keyifli geçti. Bir turist gibi değil de rahat rahat gezdik. Sıcak havayı gerçekten çok özlemişim. İspanya için size vereceğim bir tavsiye var ve bunu kesinlikle uygulamanızı öneriyorum. Şöyle ki Barcelona esnafı pazarlık yapmaya çok meyilli. Mesela bir şeyin fiyatını soruyorsunuz. Size 10 euro diyor. Sonra onu yerine bırakıyorsunuz. Siz kapıdan çıkana kadar onu 8, 7, 6, 5, 3'e kadar falan düşürüyor. O yüzden mutlaka pazarlık yapın. Bence Barcelona için 2 gün yeterli. Biz 2. gün hatta gezecek yer bulamadık. Tadını çıkardık. Sokaklarda dolaştık. Onun dışında otobüse binerken bunu videomda daha önce de bahsettim size. Bu bizim kullandığımız kredi kartları var. Onun içinden gerçekten para almıyor. Biz bunu deneyimledik 3-4 kere. Hatta son gecemizde birisiyle tanıştık. Türk. Onunla da bu konuyu konuştuk. O da kartını basmış. Ondan da sadece 14 kuruş çekmiş. Hepimizden 14 kuruş çekti. Hani gidin bunu deneyimleyin. Yorum olarak da aşağıya yazın. Gerçekten öyle mi? İspanya'da bir sürü fotoğraf çekindim. Bir sürü story attım. Şuraya Instagram adresimi koyuyorum. Öne çıkanlardan Barcelona olanı seçip attığım bütün hikayeleri, gezdiğimiz yerleri, yediğimiz şeyleri, nasıl eğlendik, nerede kaldık hepsini Instagram'daki öne çıkanlardan da görebilirsiniz. Beni takip etmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Sorularınızı bana Instagram'dan veya bu videonun altına yorum yazarak sorabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.